sonunda Fransa'nın İspanya hakimiyetine girmesine engel olmak için Henry de Navarre'yi tahta geçirme konusunda desteklemiştir. İngiltere, İspanya'ya karşı girişeceği mücadelede Osmanlı Devleti'nden donanma desteği alabilmek için çalışmıştır. Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir. Buna göre baktığımızda Osmanlı ne yapıyor? İspanya'da kralın tahta geçmesi konusunda, yani bir ismin tahta geçmesi konusunda destek veriyor. Yine İspanya'ya karşı İngiltere Osmanlı Devleti'nden donanma desteği almaya çalışıyor. Bu da Osmanlı'nın Avrupa siyasetinde etkili olmasına ortam hazırlamıştır. Neticede Osmanlı bir müdahalede bulunuyor ve yardım ediyor. Etkili olmasına yol açar, ortam hazırlar bu durum. Doğru cevap B seçeneğidir. Zitva-Torak Anlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin 1533 İstanbul Anlaşması ile elde ettiği siyasi üstünlüğü yitirdiğine kanıt olabilir? İstanbul Anlaşması'nda diyordu ki Avusturya Kralı Osmanlı Sadrazamı'na denk sayılacak. Padişah değil, Sadrazamı. Fakat Zitva-Torak'ta ne diyor? Avusturya Arşidükü Kralı Osmanlı Padişahı'na denk sayılacak ve kendisine Sezar denilecek. O üstünlüğü kaybetmiş. Sadrazama denk olan Arşidük artık Padişah'a denk. Böylece Osmanlı Avusturya üzerindeki üstünlüğünü, siyasi üstünlüğünü kaybetmiş oluyor. Doğru cevap D seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda imzaladığı anlaşmalar ve bu anlaşmaların imzalandığı devletlerle ilgili verilen bu tablonun doğru olabilmesi için hangi anlaşmaların yeri değiştirilmelidir? Zitva-Torak Avusturya ile imzalanmış bir anlaşma, doğru. Serav Anlaşması İran'la imzalanıyor bu dönemde, doğru. Hotin Anlaşması Rusya denilmiş ama yanlış, Lehistan'la imzalanmıştır. Bahçesaray Lehistan denilmiş, bu da yanlış. Bahçesaray'da Rusya ile imzalanan bir anlaşma. Buna göre 3 ve 4'ün yerleri değişmelidir. Doğru cevap E seçeneğidir. Bu diyalogda aşağıdaki anlaşmaların hangisinden söz edildiği söylenebilir? Demiş ki bu anlaşma Osmanlı Devleti'nin sadece Macaristan'da toprak kazanma amacından vazgeçmesi anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda Avusturya'nın Osmanlı Devleti'ne ödediği vergilerin kaldırılması, Avusturya'nın büyük devlet seviyesine çıkması ve Osmanlı Devleti ile protokolde eşit olmasını sağlıyordu. Ali de demiş ki böylece Osmanlı Devleti dış politikada büyük prestij kaybı yaşamış oldu. Avusturya'ya karşı protokolde hangi anlaşmayla Osmanlı eşit oldu? Zitva-Torak anlaşmasıyla Avusturya Kralı Arşidükü Osmanlı Padişahı'na denk sayıldı. Böylece eşitlik sağlanmış oldu. Bir prestij kaybıdır bu. Doğru cevap C seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nin diplomatik alandaki bu başarısızlığında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? İçeride Celali ayaklanmalarının yaşanması, 17. yüzyılda yaşanan Celali ayaklanmalar Osmanlı Devleti'ni dışarıya karşı güçsüz bırakıyor ve diplomatik alanda başarısızlığın bir sebebi olarak bunu söyleyebiliriz. Osmanlı İçeride böyle bir sorunla uğraştığı için dışarıdaki problemleri bir an önce bitirme adına anlaşmaların işte niteliğine bakmadan sorunu çözmeye çalışıyor. İran ile yapılan savaşların devam etmesi, bu da önemli bir sorundur. Osmanlı doğuda İran'la savaşıyor, içeride isyanlar var, batıda Avusturya var. Bütün bu problemlerle ilgilenmek zor. Azınlık isyanlarının başlaması bu dönemde azınlık isyanı olmadığı için diplomatik alandaki başarısızlığın bir nedeni değildir. 1 ile 2 söylenir. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenemez? Osmanlı Devleti Doğu Anadolu'nun güvenliğini sağlamıştır. Safeviler Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü Ferhat Paşa ile tanıyor. Böylece Osmanlı Doğu Anadolu'nun güvenliğini sağlıyor. Osmanlı Devleti askeri olarak daha güçlü bir konumdadır. Safevi Devleti'ni birçok defa yenmesi bunu gösteriyor. Osmanlı Devleti sınırlarını doğu yönünde genişletmiştir ki burada aldığı yerler verilmiş. Osmanlı Devleti'nin sınırlarını genişlettiği belirtiliyor. Taraflar arasında yaşanan mücadeleler sonucunda Osmanlılar diplomatik başarı elde etmiştir. Ferhat Paşa Anlaşması diplomatik bir başarı olarak burada söylenebilir. Ferhat Paşa Anlaşması Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanan ilk anlaşma olmuştur. Tabii ki bunu söyleyemeyiz. Burada ilk anlaşma diye belirtilmiyor.
Ki daha öncesinde malum anlaşmalar var. Doğru cevap E seçeneğidir. Bu bilgide boş bırakılan yerlere gelmesi gereken anlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında 1603-1612 yıllar arasında savaşlar yapılıyor ve 1612'de Nasuh Paşa Anlaşması imzalanıyor iki devlet arasında. 1614-1618 yılları arasında savaşlar var ve sonrasında Serav Anlaşması imzalanıyor. 1635-1639 yıllar arasındaki savaşlardan sonra da 1639'da Kasr-ı Şirin Anlaşması imzalanıyor. O zaman doğru cevap A seçeneğidir. 1. Ahmet, 2. Osman ve 4. Murat dönemlerinde Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında mücadeleler yaşanıyor. Osmanlı Devleti'nde gelişmelerinden hangileri üzerinde bu mücadelelerin etkisinden söz edilebilir? Celali isyanlarının yaşanmasında bu mücadelelerin etkisinden söz edilebilir. Sonuçta devlet mücadele veriyor, savaşıyor ve tabii ki bu gücünün azalmasına yol açıyor. Dışarıda Safevilerle uğraşırken içeride Celali isyanları bu fırsattan yararlanarak bu şekilde çıkmış oluyor. Habsburglarla yaşanan savaşların sonunda diplomatik anlamda başarısız olunması bu da bir etken. Çünkü doğuda Osmanlı Safevilerle mücadele ederken tabii ki batıda Habsburglarla mücadelesinde diplomatik alanda anlaşmalarda başarısız olmuş. Çünkü iki cephede de savaşmak zor. Birini bitirmek istiyor. Dolayısıyla bunda da bir etken. Veraset anlayışında değişikliğe gidilmesi bundan söz edilemez. 1 ile 2 söylenir. Doğru cevap C seçeneğidir. 2. Osman Hotin seferinde disiplinsiz davranışlar sergileyen Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istiyor. Padişahın bu düşüncesini öğrenen Yeniçeriler ayaklanıyorlar ve padişahı öldürüyorlar. Bu durum yargılarından hangilerine kanıt olabilir? Yeniçerilerin söz geçirilemez hale geldiğinin bir kanıtıdır. Disiplinsiz davranıyorlar ve padişahı da öldürüyorlar. Dolayısıyla bu söz geçirilemez bir hale geldiğinin kanıtı. Merkezi otoritenin güçlendiği tam tersine zayıfladığını göstermekte. Yeniçerilerin mevcut konumlarını korumayı amaçladıkları. Doğru. Padişah Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istiyor. Yeniçeriler de bunu öğrenince padişahı öldürüyorlar. Kendi mevcut konumlarını, durumlarını korumayı amaçladıkları için padişahı ortadan kaldırmışlar. 1 ile 3 söylenir. Doğru cevap D seçeneğidir. Eda öğretmenin sorusuna verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur? Eda öğretmen, Rusya Osmanlı Devleti himayesindeki Özi Kazaklarına saldırınca Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sefere çıkmış ve seferin sonunda Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki ilk anlaşma imzalanmıştır demiş ve öğrencilere bu anlaşma hangisidir sorusunu yöneltmiş. Bucaş, Bahçesaray, Belgrad, Prut, İstanbul Anlaşması. Bahsedilen anlaşma 1681 tarihinde imzalanan Bahçesaray Anlaşması'dır. Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki ilk anlaşmadır. Doğru cevap B seçeneği. Kilit kuşatmasının uzun sürmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? Fransa ile İspanya'nın Venedik'e yardım etmesi bir etken. Venedik bu şekilde Girit'i savunabiliyor. Osmanlı Devleti'nin kuşatma sürecinde iç isyanlarla mücadele etmesi. Tabii ki Osmanlı'nın tek sorunu bu değil. Başka problemler de var. İç isyanlar var. Bunlarla da mücadele ettiği için kuşatma uzun sürüyor. Kuşatma sırasında Venedik'in bir ara Çanakkale Boğazı'nı abluka altına alması. Bunu da söyleriz. Osmanlı kuşatmayı kaldırsın diye Çanakkale Boğazı'nı ablukaya alıyor. Giriş ve çıkışı engelliyor. Osmanlı deniz gücünün dünya standartlarına ayak uyduramaması yine Girit kuşatmasının yaklaşık 24 yıl sürmesinde bir etkendir. Askeri ve idari alanda ıslahat yapılması. Islahat yapıldıysa burada daha kısa zamanda kuşatmanın sonuçlanması gerekiyor. O zaman bu bir etken olamaz. Doğru cevap D seçeneğidir. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sınırlarını gösteren haritaya bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 3 kıtada varlık göstermektedir. Avrupa, Afrika ve Asya'da varlık gösteriyor. Karadeniz Türk Gölü haline getirilmiş. Doğru, Karadeniz'in bütün kıyıları alınmış.
Doğu Akdeniz Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Bunu da söyleriz. Osmanlı sınırları Viyana kapılarına yaklaşmıştır. Doğru. Batıda mücadele halinde olunan en önemli rakip Fransa'dır. Tabii ki bu söylenemez. Bu haritaya bakılarak en önemli rakibin Fransa olduğunu söyleyemeyiz. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu kutsal ittifakta yer alan devletlerden biri değildir? Viyana kuşatması başarısız olunca 5 tane Avrupa devleti Osmanlı'ya karşı bir ittifak oluşturuyor ve buna kutsal ittifak deniliyor. Rusya, Lehistan, Malta, Venedik ve bir de tabii Avusturya var bu devletler arasında. Bu 5 devlet Osmanlı'ya karşı ittifak kuruyorlar. Fakat Fransa bu devletler arasında yok. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Bucaş Anlaşması ile Lehistan Osmanlı Devleti'nin siyasi üstünlüğünü kabul etmiştir yargısına doğrudan kanıt olabilir? Bucaş Anlaşması Lehistan'la Osmanlı Devleti arasında yapılıyor ve Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlara ulaşıyor. Lehistan Osmanlı Devleti'nin siyasi üstünlüğünü kabul etmiştir yargısına hangisi doğrudan kanıt olabilir? Demiş ki anlaşma ile Lehistan Osmanlı Devleti'ne yıllık 200 bin altın vergi vermeyi kabul etmiştir. Bu Lehistan'ın Osmanlı Devleti'nin siyasi üstünlüğünü kabul ettiğinin önemli bir kanıtıdır. Yıllık bu kadar vergi ödeyecek olması doğru cevap E seçeneğidir. Bu bozgunun yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? Bazı komutanların Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa'ya tam destek vermemesi Viyana bozgununda önemli bir etkendir. Lehistan, Venedik ve Alman prensliklerinin Avusturya'ya yardım etmesi ve Avusturya'nın bu şekilde kuşatmaya karşı durması, savunma yapması bu da bir etken. Viyana'nın dört tarafından kuşatılamayacak kadar büyük olması yine başarısızlıkta rol oynamıştır. Osmanlı ordusunda lojistik ve disiplin sorunları da önemli. Osmanlı Devleti'nin Girit kuşatmasını henüz sonuçlandırmamış olması bunu söyleyemeyiz çünkü Girit 1669'da alınmıştı. O yüzden bu bir neden, bir sebep değil. Doğru cevap C seçeneği. 1683'te Osmanlı ordusu Viyana'da yaşadığı bozgundan sonra 1691'de Salankamen'de, 1697'de de Zenta'da yenilgiye uğradı. Bu yenilgiler sonrasında Osmanlı Devleti'nin imzalamak zorunda kaldığı anlaşma hangisidir? Bahçesaray yani Çehrin Anlaşması 1681. Bucaş Anlaşması 1672. Karlofça Anlaşması 1699. Prut Anlaşması 1711, Pasarofça Anlaşması 1718. 91'de yenilmiş, 97'de yenilmiş ve ardından 1699'da ne yapıyor? Karlofça Anlaşması'nı imzalıyor. Kutsal İttifak Savaşları da böylece sona ermiş oluyor. Yani Osmanlı Devleti'ne karşı bir kutsal ittifak oluşturulmuştu ve 16 yıl süren savaşları vardı. Bunlar bu anlaşmayla sona ermiş oldu. Doğru cevap C seçeneğidir. 1689-1691 yıllar arasında sadrazam olmuş. 2. Süleyman tarafından bu göreve getiriliyor ve Salankamen Savaşı'nda şehit oluyor. Merkezi yönetim ve orduda düzenlemeler yapmış. Aynı zamanda Hristiyanların yaşam koşullarını iyileştirmek için çaba harcamış. Hakkında bilgi verilen bu Osmanlı sadrazam aşağıdakilerden hangisidir? Köprülü Fazıl Mustafa, Köprülü Mehmet, Köprülü Fazıl Ahmet, Merzifonlu Kara Mustafa, Tarhuncu Ahmet. Bahsedilen isim, kendisi hakkında bilgi verilen isim Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'dır. Doğru cevap A seçeneğidir. 1699 Karlofça ve 1700 İstanbul anlaşmalarıyla kaybedilen toprakların gösterildiği harita aşağıdaki yargılardan hangisine kanıt olamaz? Rusya Karadeniz'e adım atmıştır. Doğru, Azak Kalesi Rusya'ya verilmiş ve bu şekilde adım atıyor. Yunan Yarımadası Venedik hakimiyetine girmiştir. Mora Venedik'e bırakılmış. Osmanlı hakimiyetindeki Macaristan Avusturya hakimiyetine geçmiştir. Doğru. Podolya ve Ukrayna Lehistan'a bırakılmış. Doğru.
Karadeniz Türk Gölü olma özelliğini kaybetmiştir. Bunu söyleyemeyiz. Karadeniz hala bir Türk gölüdür. Fakat Rusya Karadeniz'e bu şekilde giriş yapmış oluyor Azak Kalesi'ni alarak. Doğru cevap D seçeneğidir. Azak Kalesi'nin Rusya'ya verilmesinin Rus dış politikası açısından önemi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 1700 İstanbul Anlaşması ile Azak Kalesi Rusya'ya veriliyor. Rusya'nın tarihi emellerinden birisi Karadeniz ve oradan sıcak denizlere ulaşmaktı. Rus dış politikası açısından baktığımızda Azak Kalesi Rusya'nın sıcak denizlere inme adına ilk kapıyı aralamasıdır diyebiliriz. Böylece ilk adımı atmış oluyor. Doğru cevap A seçeneğidir. Osmanlı Devleti Karlofça Anlaşması ile kaybettiği yerleri geri alma amacıyla 17. yüzyılın ilk yarısında devletlerinden hangileriyle mücadele etmiştir? Osmanlı Devleti Avusturya ile mücadele ediyor. Karlofça Anlaşması ile kaybettiği yerleri geri alma adına Avusturya ile mücadele etmiştir. Venedik'le mücadele etmiş mesela Mora Yarımadası. Venedik'le mücadele ettiği bir yer. Rusya ile mücadele ettiğini söyleyemeyiz çünkü Karlofça Anlaşması ile Rusya'ya herhangi bir yer verilmiyor. Çünkü Karlofça'da Rusya yok. Rusya ile ayrı bir anlaşma yapılıyor. İstanbul Anlaşması. İran, bunu da söyleyemeyiz. Karlofça'da İran olmadığına göre bu devletle de mücadele ettiği söylenemez. Kaybettiği yerleri geri almak için. 1 ile 2 söylenir. Doğru cevap A seçeneğidir. Parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Martin Luther'in başlattığı Protestanlık hareketine taraftar olanlarla Alman İmparatoru arasında 25 yıl süren savaş nokta nokta ile sona erdi. Bu anlaşma ile Protestan mezhebi ve kilisesi Almanya'da resmen tanındı. Westfalia, Karlofça, Versay, Magna Carta, Augsburg. Bu anlaşma hangisidir? Bu anlaşma 1555 yılında imzalanan Augsburg anlaşmasıdır. Protestan mezhebi ve kilisesi Almanya'da bu anlaşmayla tanınıyor. Doğru cevap E seçeneğidir. Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Martin Luther öncülüğünde Almanya'da başlayan nokta nokta, Almanya'da küçük bir kilisenin papazı Martin Luther öncülüğünde başlayan bu hareket Luthercilik olarak geçmekte. Ardından Fransa'da Calvin isimli bir hukukçu harekete geçiyor ve Fransa'da Calvinizm mezhebi kuruluyor ve İngiltere'de Anglikanizm kilisesini kurarak bu şekilde yeni bir kilise oluşturmuş oluyor. Doğru cevap A seçeneğidir. Vestfalya Barışı'nın bu özelliği aşağıdakilerden hangisinin ilk örneği olarak gösterilmesinde etkilidir? Barış görüşmeleri savaşa dahil olan devletlerin çoğunun katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu tabii ki yeni bir örnek. Neyin yeni bir örneği? Çok taraflı diplomasinin. Daha öncesinde işte taraflar arasında yapılıyordu. Birebir ikili olarak yapılıyordu. Fakat şimdi savaşa dahil olan devletlerin çoğunun katılımıyla gerçekleşmesi çok taraflı diplomasinin, müzakerenin bir örneğidir diyebiliriz. Doğru cevap E seçeneğidir. 17. yüzyılda Avrupa'da görülen gelişmelerden hangileri 1618-1648 30 yıl savaşlarının sonuçlarındandır? Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun dağılması, bunu söyleyebiliriz. Westfalia Anlaşması yapılıyor 1648'de ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu dağılıyor. İspanya güç kaybetmiştir, bu da söylenir. Fransa'nın Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'ndan toprak alarak gücünü arttırması. Yani burada güçlü olarak ortaya kim çıkmış? Fransa gücünü arttıran bir devlet olmuş. Üçü de söylenir. Doğru cevap E seçeneğidir. Buna göre Avrupa'da aşağıdakilerden hangisiyle modern devlet anlayışının ortaya çıktığı söylenebilir? Haçlı seferleri, coğrafi keşifler, Augsburg Anlaşması, Vestfalya Anlaşması, Sanayi İnkılabı. Avrupa'da modern devlet anlayışı 1648 Vestfalya Anlaşması ile ortaya çıkıyor. Burada çünkü artık modern devletlerde merkezi otoritenin koyduğu hukuk kuralları geçerli olmaya başlıyor. Kilisenin devlet ve toplum üzerindeki etkisi azalmaya başlıyor. Doğru cevap D seçeneğidir.
Bu durum Avrupa ile ilgili yargılarından hangilerine kanıt olabilir? Kilisenin gücünün sınırlandırıldığını söyleyebiliriz. Çünkü papalık temsilcisi konferansta dinlenmiyor, ona söz verilmiyor. Anlaşma metinleri papaya imzalattırılmıyor. Bu da kilisenin gücünün sınırlandığını gösteriyor. Laiklik ilkesi doğrusunda hareket edilmiştir. Çünkü devlet işlerine artık dinin karışmasının, müdahil olmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Laiklik ilkesi doğrusunda hareket ediliyor. Mezhep birliğinin sağlandığını bu verilenden çıkaramayız. 1 ile 2 söylenir. Doğru cevap D seçeneğidir. 1618-1648 yılları arasında Avrupa'da yaşanan mezhep savaşları 30 yıl savaşları olarak bilinir. 30 yıl savaşları sonunda Avrupa'da devletlerinden hangilerinin bağımsızlıklarını kazandığı söylenebilir. Bu savaşlar sonrasında Avrupa'da Vestfalya Anlaşması imzalanıyor ve böylece Hollanda, İsviçre, Portekiz devletleri bağımsızlıklarına kavuşuyor. Doğru cevap E seçeneğidir. Ahmet öğretmen öğrencilerine sömürgeciliğin tanımını yapmış ve öğrencilerine 17. yüzyılın sömürgeci devletleri hangileridir sorusunu sormuş. Öğrencilerin bu soruya verdiği aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır? 17. yüzyıl yani 1600'lü yıllar. İngiltere, Hollanda, Fransa ve İspanya 17. yüzyılın sömürgeci devletleridir. Fakat İtalya bu devletler arasında yok. Çünkü İtalya 19. yüzyılda siyasi birliğini tamamlıyor. Onun için bu dönemle ilgili İtalya sömürgeci bir devlet olamaz. Çünkü İtalya diye bir devlet yok. İşte Cenevizler, Venedikler gibi şehir devletleri var. Daha sonra bunlar birlik kuracaklar ve İtalya bu şekilde birliğini sağlamış olacak. Doğru cevap A seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Doğu Hindistan şirketinin İngiliz sömürgeciliğinin Asya'daki temsilcisi haline geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü İngiliz Doğu şirketi işte İngiltere Kralı'nın desteklediği bir şirket ve sömürgeciliğin temsilcisi olmuş. Doğu Hindistan şirketinin askeri güce de sahip olduğu doğru. Askeri gücü de vardır ve askeri seferler düzenlemiştir. 17. yüzyılda Asya'da Avrupa devletlerinin sömürge rekabeti yaşadığı, bunu da söyleriz. Portekiz ve İspanya tekelinde bulunan Uzak Doğu ve Hindistan baharatı için ne yapmış? Bu şekilde mücadele ediyorlar, pay almış. Baharat ticaretinin 17. yüzyılda da önemini koruduğunu burada anlatılanlardan çıkarabiliriz. İngiltere'nin Uzak Doğu sömürgeciliğini başlatan devlet olduğu bu verilen metinden çıkarılamaz. Doğru cevap D seçeneğidir. Bu durum Hollanda Doğu Hindistan şirketi için yargılarından hangilerine kanıt olabilir? Sadece ticari amaçlar taşımadığı, askeri amaçlı birlikler bulundurmak, gerektiğinde savaş açma, kale inşa etme, mahalli hükümdarlarla anlaşmalar yapma. Demek ki sadece ticari amaç taşımıyor. Bağımsız bir devlet gibi hareket edebiliyor. Anlaşmalar yapması bunun kanıtı. Uzak Doğu'da Hollanda hükümetinin temsilcisi konumunda olduğunu yine söyleyebiliriz. Doğu Hindistan şirketi için. Şu da söylenir. Doğru cevap E seçeneğidir. Sömürgeciliğin okyanuslar ve kıtaları aşıp dünyanın birçok bölgesini etki altına almasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? Kavimler göçü, yüzyıl savaşları, Haçlı seferleri, coğrafi keşifler, Fransız ihtilali. Demiş ki okyanuslar ve kıtaları aşıp dünyanın birçok bölgesini etkilemesi nasıl oluyor? Tabii ki coğrafi keşiflerle. Çünkü coğrafi keşiflerle insanlar birçok yere gidiyorlar ve bunun sonrasında da daha önce var olan sömürgecilik dünyanın birçok bölgesine yayılıyor ve geniş bir etki alanı bulmuş oluyor. Doğru cevap D seçeneğidir. Osmanlıların Kadırga'dan Kalyon'a geçişinde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin belirleyici bir etkiye sahip olduğu söylenebilir? Kalyonlar Kadırga'ya göre daha uzun bir gövdeye, büyük yelkenlere ve toplara sahip. Kadırgalar gibi süratli hareket edemeyen kalyonların manevra kabiliyeti kısıtlıydı ancak büyük oldukları için daha fazla insan taşıyabiliyorlardı.
16. yüzyılın ortalarından itibaren kalyonlara gemi inşasında üstünlük sağlayan yeni özellikler kazandırıldı. 16. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlılar kadırgaların yerine kalyonların yapımına ağırlık verdi. Bu konuda belirleyici olan nedir? Girit seferleri sırasında kadırgaların Venedikler karşısında zayıf kalması. Osmanlı malum yaklaşık 24-25 yıl süren bir Girit kuşatması var. İşte bu dönemde Osmanlı eksiğini görüyor. Venedikler karşısında kadırga tipi gemilerin zayıf kalması nedeniyle kalyonlara geçiş hızlanmış oluyor. Doğru cevap B seçeneğidir. Birçok Avrupa devletinin aksine Osmanlı Devleti'nin okyanus siyasetinde geri kalmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Batı gemiciliğindeki teknolojik gelişmeleri takip edememesi Osmanlı Devleti'nin okyanuslarda geri kalmasında önemli bir etken. Çünkü iç denizler için gemileri var ama Batı gemiciliğini takip etmiyor. O yüzden de geri kalmış. Siyasi ve ekonomik sorunlarla uğraşması. Osmanlı'nın başka problemleri var. Siyasi sorunları var, ekonomik sorunları var. O yüzden de buna eğilemiyor. Eğilemediği için de geri kalıyor. Saltanat sistemiyle yönetilmesi bu durumun bir nedeni olamaz. 1 ile 2 söylenir. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu süreçte donanmayı iyileştirme amacıyla görevlendirilen Fransız mühendis aşağıdakilerden hangisidir? 1768-74 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Baltık Denizi'nden yola çıkarak İngilizlerin yardımıyla Akdeniz'e giden Rus donanması Çeşme'de Osmanlı donanmasını yakıyor. Çeşme baskınından sonra gemi inşasında önemli gelişmeler yaşanıyor ve bu süreçte donanmayı iyileştiren Fransız mühendis Baron de Tott olmuştur. Osmanlı donanmasını iyileştirmiş ve bu şekilde donanmayı daha iyi bir noktaya getirmeye çalışmıştır. Doğru cevap B seçeneğidir. Parçada söz edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? Purut Savaşı, 1736-39 Osmanlı-Rus Savaşı, 1768-74 Osmanlı-Rus Savaşı, Kırım Savaşı, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı. Burada diyor ki, İsveç Kralı Demirbaşar, Poltava Savaşı'nda Rusçarı 1. Petro'ya yenilerek Osmanlı Devleti'ne sığındı. Rusların İsveç Kralı'na takip bahanesiyle Osmanlı topraklarında tahribat yapmaları üzerine Osmanlı-Rus Savaşı başlamıştır. Bahsedilen savaş Purut Savaşı'dır. 1711'de gerçekleşiyor. Demirbaş Şar da hatta bu savaşta yer almıştır. Daha sonra Purut Anlaşması yapılmış ve Demirbaş Şar ülkesine gönderilmiştir. Rahat bir şekilde ulaşması adına Ruslarla bu şekilde anlaşma yapılıyor. Purut Savaşı aynı zamanda 1700 İstanbul Anlaşması'yla kaybedilen, Ruslara bırakılan, kaybedilen yerlerin geri alındığı bir anlaşma olmuştur. Doğru cevap A seçeneğidir. Verilen bilgilerden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Cezayirli denizcilerin Osmanlı Devleti'nde önemli bir yere sahip oldukları. Buna ulaşırız. Burada Cezayir'in Osmanlı'ya katılması bahsedilmiş. Cezayir denizciler 17. yüzyıl başlarında Cezayir limanına gelen Hollandalı ve İngiliz korsanların kalyonlarını örnek almaya başlıyorlar. Cezayirli Hasan Paşa yine deniz harp okulunun temellerini atıyor. Demek ki önemli Cezayir denizciler. Osmanlı'nın denizcilik alanında yeniliklere kayıtsız kalmadığı, yeniliklere kayıtsız kalmamış Osmanlı Devleti ve bu yeniliklere bu şekilde çeşitli vasıtalarla ulaşmaya çalışıyor. Denizcilik alanındaki eğitimin kurumsallaştırıldığı, Deniz Harp Okulu bu alandaki eğitimin kurumsal hale geldiğinin göstergesi. Üçü de söylenir. Doğru cevap E seçeneğidir. 1711 Prut Anlaşması ile Osmanlı Devleti Azak Kalesi'ni Rusya'dan geri almıştır. Bu başarının Osmanlı Devleti'nin izlediği dış politikaya etkisi aşağıdakilerden hangisidir? Avrupa'da geçici elçiliklerin açılması, denge politikasına geçilmesi, kaybedilen yerlerin geri alma düşüncesinin güçlenmesi, Avrupa devletleri ile diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi, Avusturya ile yakınlaşma politikası izlenmesi. 1700 İstanbul Anlaşması var. Azak Kalesi ve çevresi Rusya'ya bırakılmıştı bu anlaşmayla. Fakat 1711 Prut Anlaşması ile Osmanlı Devleti Azak Kalesi'ni Ruslardan geri alıyor. Bu da Osmanlı Devleti'nde kaybedilen yerleri geri alma ümidini arttırıyor. Çünkü Karlofçaylı'da birçok yer kaybetmişti. Acaba bunları da geri alabilir miyim
düşüncesi Osmanlı'da artmıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangilerinin 1715 yılında Osmanlı Devleti ile Venedik arasında savaş yaşanmasına neden olduğu söylenebilir? Venedik'in Ortodoks mezhebinden olan Mora halkına baskı yapmasına karşılık Mora halkının Osmanlı'dan yardım istemesi. Karlofça ile Mora Venedik'e verilmişti. Fakat Venedikler Katolik, Mora halkı Ortodoks, bunlara baskı yapıyorlar. Halk da Osmanlı'dan yardım istiyor. Osmanlı da yardıma gidiyor. Savaşın sebeplerinden birisi bu. Venedik'in Akdeniz'deki Osmanlı gemilerine zarar vermesi yine iki devlet arasındaki zaten gergin havayı daha da arttırmış ve savaşın bir nedeni olmuştur. Venedik'in Karadağ halkını Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmaya kışkırtması da Osmanlı Devleti ile Venedik arasında yaşanan savaşın bir nedeni olarak söylenebilir. Üçünü de söyleriz. Doğru cevap E seçeneğidir. Osmanlı Devleti 1699 Karlofça Anlaşması ile Mora Yarımadası'nı Venedik'e vermişti. Mora halkının Venedik'e karşı Osmanlı Devleti'nden yardım istemesi üzerine karadan ve denizden harekete geçen Osmanlı ordusu 1715'te Mora Yarımadası'nı Venedik'ten aldı. Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir? Demiş ki burada 1711 Prut Anlaşması ile başlayan kaybedilen yerleri geri alma ümidi daha da güçlenmiştir. Yani Mora Karlofça'da kaybediliyor, burada alınıyor. 1711'de Rusya'dan Azak Kalesi ve çevresi de alınmıştı. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin kaybedilen yerleri geri alma ümidi daha da güçlenecektir ki bu yüzyıla girerken Osmanlı'nın siyaseti de buydu. Kaybettiği yerleri geri alabilmek. Doğru cevap B seçeneğidir. Bu bilgilerde boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Evet, diyor ki burada Osmanlı Devleti'nin Rusya'dan Azak Kalesi'ni, Venedik'te Mora Yarımadası'nı geri alması Avusturya'yı rahatsız etti. Avusturya, Karlofça Anlaşması'nın çiğnendiği iddiasıyla Osmanlı Devleti'ne savaş açtı. Böylece 1716'da Osmanlı-Avusturya savaşları başladı. Bir, Osmanlı Devleti Avusturya yaptığı nokta nokta savaşında başarısız oldu. Bu savaş Peter Varadin savaşıdır. Osmanlı savaşı maalesef kaybetmiştir. Sadrazam damat İbrahim Paşa'nın isteği İngiltere ve Hollanda'nın aracılığıyla 1718 yılında bir anlaşma yapılıyor. Bu anlaşma da Pasarofça anlaşmasıdır. Osmanlı Devleti artık savunma politikasına geçiyor bu anlaşma ile. Doğru cevap B seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nin Rusya ile yaptığı 1711 Prut Savaşı'nı ve daha sonra Venedik ile yaptığı savaşı kazanması Avusturya'yı rahatsız etti. Karlofça Anlaşması'nın çiğnendiğini açıklayan Avusturya Osmanlı Devleti'ne savaş açtı. Avusturya'nın 1699 Karlofça Anlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisine dayanarak tepki gösterdiği söylenebilir. Anlaşmanın garantör devleti Avusturya'dır. Yani anlaşmanın bozulması, bozulma ihtimalinin devreye girmesi. Burada Avusturya ne yapıyor? Hemen sesini yükseltiyor. Bir garantör devlet olarak, kefil devlet olarak anlaşmanın çiğnendiğini belirtiyor ve Osmanlı'ya savaş açıyor. Dayandığı budur. Avusturya'nın anlaşmanın garantörü olması. Doğru cevap B seçeneği. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti 1715'te Venedik'ten geri aldığı Mora'yı elinde tutmayı başarmıştır. Evet, burada ne diyor? Mora Yarımadası Osmanlı'da kalacak. Elinde tutmayı başarmış. Venedikler Ege kıyılarından uzaklaştırılmıştır. Bunu da söyleyebiliriz. Uzaklaştırılıyor. Venedik, Adriyatik denizindeki etkinliğini arttırmıştır. Dalmatça kıyıları, Arnavutluk ve Hersek kıyılarındaki bazı kaleler Venedik'e bırakılıyor. Bu da Adriyatik denizindeki etkinliğini arttırdığını gösterir. Osmanlı Devleti yeniden toprak kaybetmiştir. Belgrad, Banat, Sırbistan'ın kuzeyi, Efrağ'ın batısı Avusturya'ya veriliyor. Osmanlı toprak kaybetmiş burada. Osmanlı Devleti'nin kaybettiği yerleri geri alma ümidi güçlenmiştir. Tam tersine Osmanlı Devleti bu ümidini kaybediyor. Artık elindeki toprakları savunma politikasını tercih ediyor. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan 1718 Pasarofça Anlaşması'nın zemin hazırladığı gelişmeler arasında gösterilemez? Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarında merkezi otoritesini güçlendirme ihtiyacı hissetmesi, bunu söyleriz. Osmanlı Devleti'nin kaybettiği yerleri geri alma umutlarının sona ermesi, bu da söylenir. Avusturya'nın yönünü Osmanlı'nın Balkanlardaki topraklarına çevirmesi, buna da zemin hazırlıyor. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'yı daha yakından tanıma çabasına girmesi, bu da söylenebilir.
Lale Devri'nin sona ermesi söylenemez. Çünkü Lale Devri 1718'de başlıyor, 1730'da bitiyor. Yani bu anlaşmayla sona ermemiş, daha yeni başlamıştır. Doğru cevap C seçeneği. Belgrad Anlaşması'nın bu maddelerinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti kazançlı bir anlaşma imzalamıştır. Doğru, Osmanlı burada baktığımızda kazançlı bir anlaşma imzalıyor. Mesela Belgrad'ı geri alıyor. Osmanlı Devleti Avrupa'ya açılan kapısını yeniden ele geçirmişti. Yani Belgrad'ı. Karadeniz'in Osmanlı Devleti'ne ait olduğu vurgulanmıştır. Rusya Karadeniz'de ticaret ve savaş gemisi bulundurmayacak. Osmanlı'ya ait olduğu vurgulanıyor. Rusya'nın sıcak denizlere inmesi engellenmiş. Karadeniz'de ticaret, savaş gemisi bulundurmayacak olması, yine Azak Kalesi'nin yıkılması vesaire, bunlar sıcak denizlere inmesini bir süre engelliyor Rusya'nın. Karadeniz Türk Gölü olma özelliğini yitirmiştir. Hayır, Karadeniz hala Türk Gölü olma özelliğini devam ettiriyor. Bir süre daha devam ettirecek. Doğru cevap E seçeneğidir. 1738 tarihli bu proje aşağıdakilerden hangisidir? Avrupa'nın karşılaşacağı ilk büyük devrim muhtemelen Türk Devleti'nin ele geçirilmesi olacaktır. Türkiye yenilince herkesin kendi payına düşeni alması lazım veya daha iyisi çok sayıda Hristiyan devlet kurdurmak. Kadim Yunanistan'a ve Nil Nehri'ne, Ege Adaları'na yeniden hayat vermek gerekir. Bugün Avrupa barış içindeyken bütün bu ülkeler Avrupa'nın dengesi ve ticareti için masrafını karşılayarak fethetmek, Hristiyanlığı yerleştirmek, kutsal mekanları tamir edip düzenlemek ve taksimi iyi yaparak Hristiyan krallarını iktidarını yerleştirmek güzel bir proje olurdu. Evet, bu proje hangi proje? Grek projesi, Dakya projesi, Darginson Markisi projesi, Don Volga projesi, Megalo-İda. Evet, bu proje Darginson Markisi projesidir. Osmanlı devletinin, daha doğrusu Türklerin diyelim, yıkılması, devletin ele geçirilmesi, topraklarının paylaşılması. Bu proje Darginson Markisi projesi diye geçiyor. Doğru cevap C seçeneğidir. Rusya-Avusturya İttifakı ile Osmanlı Devleti arasında yaşanan savaş ile iki devlet de ayrı ayrı imzalanan Belgrad Anlaşması yapılıyor ve savaş sona eriyor. Aşağıdakilerden hangisi bu anlaşmayla ilgili yanlış bir bilgidir? Osmanlı Devleti'nin batıda imzaladığı son kazançlı anlaşmadır bu. Doğru. Karadeniz'in Osmanlı Devleti'ne ait olduğunu belirten en son anlaşmadır. Ruslar Karadeniz'den uzaklaştırılıyor. Belgrad'ın geri alınmasıyla Osmanlı Avrupa'ya açılan kapısı yeniden ele geçirilmiştir. Bu da doğru. Anlaşma Fransa'nın arabuluculuğuyla imzalanıyor. Hatta o yüzden kapitülasyonlar sürekli hale getiriliyor. Osmanlı Devleti Azak Kalesi'ni Ruslardan geri almıştır. Bu yanlış, çünkü Azak Kalesi'ni Osmanlı Devleti zaten Prut Anlaşması'yla 1711'de geri almıştı. Doğru cevap D seçeneğidir. Fransa 1740'da Osmanlı Devleti'nden yeni ayrıcalıklar elde etmiş, Kudüs'teki Katolik Hristiyanlara ait kutsal yerlerin yönetimini almıştır. Fransa'nın Osmanlı Devleti'nden bu ayrıcalıkları almasının nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 1740'da Fransa arabuluculuk yapıyor. 1736-39 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı'nda arabuluculuk yapıp 1739 Belgrad Anlaşması'nın imzalanmasında etkisi olan bir devlet. O yüzden de Osmanlı bu ayrıcalıkları ne yapmış? Fransa'ya vermiş. Doğru cevap B seçeneğidir. Osmanlı Devleti ile İran arasında 1746 Kerden Anlaşması, 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması esas alınarak imzalanmıştır. Kasr-ı Şirin Anlaşması'nın esas alınmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? Hatta Kerden Anlaşması ikinci Kasr-ı Şirin diye de geçiyor. Neden 1639 Kasr-ı Şirin esas alınmış? Çünkü bu anlaşmayla günümüz Türk-İran sınırı büyük oranda belirlenmişti ve uzun süre bir barış süreci başlamıştı. Dolayısıyla Kerden Anlaşması ile Kasr-ı Şirin esas alınıyor, oradaki sınırlar esas alınıyor ve bu şekilde anlaşma yapılıyor. Doğru cevap A seçeneğidir. Parçada boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? İran'ın paylaşımı için nokta noktanın arabuluculuğu ile Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1724'te bir anlaşma yapılmış. 1724'te yapılan anlaşma İstanbul Anlaşması'dır. İran'ın bazı toprakları Osmanlı ile Rusya arasında paylaşılıyor. İlk ittifak anlaşmasıdır Osmanlı Devleti ile Rusya arasında. Peki arabulucu devlet kim? Arabulucu devlet Fransa'dır bu anlaşmada. Doğru cevap A seçeneğidir.
17. yüzyıldan itibaren Rusya sıcak denizlere inmeyi dış politikada temel amaçlarından biri olarak benimsedi. Küçük Kaynarca anlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisini bu amaç doğrultusunda araç olarak kullanmaya başlamıştır? Ortodoksları himaye etme, Slav birliği kurma, Avusturya ile ittifak kurma, azınlık isyanlarını yayma, Bolşevikliği yayma. Küçük Kaynarca anlaşması ile Rusya, Osmanlı Devleti'nde yaşayan Ortodoksların koruyucusu oldu, onları himaye altına aldı. Böylece sıcak denizlere inme konusunda bunu bir araç olarak kullanmaya başlamıştır. Doğru cevap A seçeneğidir. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'nda Kırım'a bağımsızlık verilecek ve Kırım Hanları sadece dini bakımdan Osmanlı'ya bağlı kalacak maddesi yer alıyor. Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisine kanıt olamaz? Osmanlı Devleti Kırım ile kültürel bağları korumayı amaçlamıştır. Bu şekilde doğru. Halifelik unvanı dış politikada siyasi olarak ne yapılmış, kullanılmış? Sıcak denizlere inme adına önemli bir avantaj elde ediyor Rusya. Doğru. Karadeniz Türk Gölü olma özelliğini yitirmiştir. Bunu da söyleriz. Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etmiştir. Bunu söyleyemeyiz. Kırım'a bağımsızlık veriliyor. Rusya'ya ait olduğu henüz burada kabul edilmiyor. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu durum yargılarından hangilerini destekler niteliktedir? Osmanlı Devleti bütçesi bu savaş tazminatı yüzünden ilk kez açık vermiştir. Savaş tazminatı ödemiş, evet, ama açık verip vermediğini bilemiyoruz. Osmanlı Devleti Rusya'nın askeri alandaki üstünlüğünü kabul etmiştir. Savaş tazminatı ödemesi bu üstünlüğün kabul edildiğinin bir kanıtı. Osmanlı Devleti'nde gelir kalemleri içinde yer alan savaş tazminatları artık gider kalemi içine girmiştir. Doğru. Osmanlı savaşları kazanıyordu, savaş tazminatı alıyordu ama artık savaş tazminatı vermeye başlamıştır. Bir gider kalemi açılmıştır. Doğru cevap 2 ile 3 D seçeneğidir. Rusya Balkanlarda istediği yerde konsolosluk açabilecek ve İstanbul'da daimi elçi bulundurabilecek. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'nda yer alan bu madde aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlar niteliktedir? Osmanlı Devleti'nin savaş tazminatı ödemesine, Rusya'nın Osmanlı iç işlerine müdahalesine, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki itibarının artmasına, Avrupa'daki gelişmelerin yerinde ve yakından takip edilmesine, Kırım'ın Rusya hakimiyetine girmesine. İstediği yerde konsolosluk açabilecek, elçi bulundurabilecek. Bu Rusya'nın Osmanlı iç işlerine müdahalesine ortam hazırlıyor. Çünkü özellikle azınlıkların yoğun olduğu yerlerde konsolosluk açarak onları kışkırtma, Osmanlı aleyhine kışkırtma gibi bazı faaliyetlerde bulunarak Osmanlı iç işlerine müdahale edebilecekti. Doğru cevap B seçeneğidir. Bu diyalogda hakkında bilgi verilen Osmanlı sadrazam aşağıdakilerden hangisidir? Bilge demiş ki 1656'da sadrazam olurken görevi kabul etmek için bazı şartlar ileri sürmüş ve pazarlık yapmış. Bu Osmanlı tarihinde ilk kez görülen bir durum demiş. Can da başkası olamazdı diyor. Padişah'tan sadece kendi kararlarına uygulanacağına dair söz aldı. Tayin ve işte terfilerin, görevden almaların kendisinin yapması gerektiğini belirtiyor ve bu şekilde bir pazarlıkla bazı şartları öne sürerek sadrazamlığı kabul ediyor. Bu isim Köprülü Mehmet Paşa'dır ve Osmanlı Devleti'nde Köprülüler dönemini açan isimdir. Doğru cevap E seçeneğidir.